Kıymetli arkadaşım, Geleceğin Fakültelisi ve Geleceğin Memuru yine yepyeni bir videoyla karşındayız. Sayılar ve Cebir, Tekrar ve Hatırlatma kampında ikinci kampı birlikte çözeceğiz. Biraz bölmeden bahsedeceğiz, bölünebilmeden. Daha sonrasında asal sayılar, Evo, Pekop ve Faktöriyel. Çok fazla soru çıkmadığı için soru çıkma ağırlığına göre ben de konuların sorularını burada dağılımlı yaptım. Kısa kısa noktaları hatırlatarak, soruları da birlikte çözerek konuyu hatırlamış olacağız. Tabii ki siz de kendiniz bu konuyla alakalı ya da bu konularla alakalı bir zihin fotoğrafınızı çekin. Ona göre gerekli tekrarları eğer burada zayıf hissediyorsanız kendinizi yapın derim. Gelin bakalım bölmeyle başlayalım. Bölmede hatırlamamız gereken ne vardı onu söyleyelim. Malum çoğumuz daha önce bir bölme yapmışızdır diye düşünüyorum. A'yı B'ye böldüğümüzde sonuç olarak C çıkar ve kalanımız da K olursa A'ya bölünen B'ye bölen C'ye bölüm K'ya da kalan dememiz suretiyle ne olacak? Dikkat etmemiz gereken iki şey vardı. Birincisi nedir? A eğer bunu biz bu bölme işlemini doğru yaptıysak sağlamasını nasıl yapıyorduk? A B ile C'nin çarpımına K'yı eklediğimizde bulduğumuz sayı oluyor değil mi? Burada bölenle bölümü çarpıp üzerine kalanı eklediğimizde bölüneni bulmalıyız ki bu bölme işlemi doğrudur diyebilirim. İkincisi nedir? O da şu. Kalan bölenden daima küçük olmalıdır ki nihai kalan diyelim. Yoksa eşit ya da büyük olduğuna bölme devam ediyor biliyorsunuz. Şimdi gelin bölme ile alakalı neler çıkabilir? Karşılığı ne tarz sorular çıkabilir? Bunları bahsedelim. İlk sorudan başlıyoruz. A ve B birer doğal sayıdır. A'yı B eksi 1'e bölmüşüz. B artı 1 bulmuşuz ve kalanımız da 4'müş. Buna göre A en az kaçtır? Bu tarz sorularda A biliyoruz ki B'ye bağlı. Çünkü bu B artı 1 ile B eksi 1'i çarpacağız. Sonra 4 ekleyeceğiz ki A'yı bulalım. A'nın en az olması B'nin alabileceği en az değerle mümkün. Peki B'nin değeri en az kaçtır? İşte bu da kalan bölenden küçüktür ee, ilkesiyle bulunuyor değil mi? Biz neyi biliyoruz? Burada kalan yani 4 B eksi 1'den küçük olmak zorunda. Şöyle yazalım. 4 B eksi 1'den küçük olmalı. Bu durumda bunu bu tarafa attığımızda 5 küçüktür B'den ya da B büyüktür 5'ten. B 5'ten büyükse alabileceği doğal sayı değeri en az kaçtır? 6'dır. İşte sorunun bizden istediği şey esasında bu. B'ye en az kaç verebileceğimizi bulmamız. B 6 ise B 1 buradan 5 olur. B artı 1 buradan 7 olur. A'nın da alabileceği en az değer ne olur? 7 kere 5, 35 artı 4'ten 39 olur deriz. Bu tarz soruları bu şekilde çözeriz. Ve geliriz bir başka soruya. ABC pozitif birer tam sayıdır demişiz. C'yi B'ye bölmüşüz, 4 bulmuşuz. Kalanımız 0. Demek ki C direkt eşittir, 4B diyebiliriz. Kalan zaten yok. B'de A'ya bölününde 2 bulmuşuz. Kalanımız 1 ise... B de buradan ne olacaktır? 2A artı 1 olacaktır. Ve A çarpı B de C'ye eşitmiş B soruluyor. Şimdi biz B'yi istiyorsak C gördüğümüz yere şuradan direkt 4B yazabiliriz. Niye? Çünkü zaten B'yi bulmak istiyorsak B'nin dışındaki ifadelere kurtulmalıyız. A çarpı B 4 çarpı B ise şöyle yazalım. A çarpı B 4 çarpı B ise zaten B'ler gider. A'nın ederi ne olacaktır? E 4. A 4 ise Zaten B'de 2 kere 4 artı 1'den kaça eşittir diyeceğiz? 9'a eşittir diyeceğiz. Bu tarz da çıkabilir. Bölmenin çok geniş bir yer parası yok. Sayı basamakları ile beraber biraz daha genişletilebiliyor soru kalıpları. Ama yine sonuçta sorulabiliyor. O yüzden hatırlamakta büyük fayda var. Geldik 3'e. Toplamları 75 olan iki tane doğal sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde. Şimdi x ve y olsun. x ve y'den büyük olsun. Toplamları 75'miş bunun. Bunu aldık yazdık. Büyük üçüne bölündüğünde yani x'i y'ye böldüğümüzde bölüm 3 kalan da 3 oluyor imiş. Biz buradan neyi görebiliyoruz? x'in eşiti buradan nedir? 3y artı 3'tür. Bunu aldık yazdık. Bize küçük sayı soruluyor. Bakın biz x ile y'nin toplamının 75 olduğunu biliyoruz. Şurada x gördüğümüz yere Madem küçük sayı yani y soruluyor. 3y artı 3 yazsak ne olacaktır? 3y artı 3 ile yani y, e, x ile y'nin toplamı 75 mi? At bunu bu tarafa ne olur? 4y olur bu tarafta. Burada da 72 gelir. y de buradan ne olacaktır? Yani aradığımız küçük sayıda ne olacaktır? 18 olacaktır deriz mesela böyle bir soru. Çıkabilir karşımıza. Ve geldik 4'e. Diyor ki, x ve y birer doğal sayı olmak üzere 39 sayısı x sayısına bölündüğünde hemen yazalım 39'u x'e böldüğümüzde bölü y kalanda 3 oluyor imiş. Buna göre x kaç farklı değer alabilir diye soruluyor. Biz şunu biliyoruz 39 burada ne olacaktır? x y'yi çarp sonra 3 ekle. Bunu bu tarafa attığımızda ne oluruz lan? 39 Eksi 3 hatta öyle yazayım. 39 eksi 3 ne olacaktır? 36 eşitmiş x'e y. Yani x e y'nin çarpımı 36 olmak zorunda. Şimdi biz başka neyi biliyoruz? 3 x'ten küçük olmalı ya da x 3'ten büyük olmalı. 36 kaç kere kaçtan oluşabilir? Buna bakalım. x çarpı e y'den başlıyoruz. x çarpı e y. x 3'ten büyük olmalı. O zaman biz en büyükten başlayalım. Bu 36 bu da 1 olabilir Sonra bu 18, bu da 2 olabilir. Değil mi? 18 kere 2 ya da 2 kere 18. 3 kere 12 olur. 4 kere 9 olur. 5 kere olmaz. 6 kere 6 olur. 7 kere olmaz. 8 kere olmaz. 9 kere 4 olur. Daha sonra 10 kere, 11 kere olmaz. 12 kere 3 diye bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi biz 3'ten büyük olmak zorundaysak bu ve yukarısını x için tercih etmeliyiz. O da ne olur? 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı x buradan değer alabilirmiş deriz bölmeyle alakalı. Böyle bir soruda çıkabilir karşımıza. Ve geldik neye? 5'e. x bir tam sayıdır ve 6x artı 5 bölü 2x eksi 1 ifadesi de bir tam sayıymış. x kaç farklı değer alır diye soruyor. Şimdi burada bu cebirsel ifadeleri birbirlerine bölme durumlarını şöyle bir hatırlatalım diye de yazdım bu soruyu. Ne yapıyorduk? Bu tam sayıysa bunu tam sayılı kese çevirsek. 6x artı 5'i 2x eksi 1'e bölsek. Nasıl yapıyorduk hatırlayalım. 6x'te 2x kaç defa var diye bakıyorduk. 6x'te 2x 3 defa var. 3 kere 2x eksi 1 6x eksi 3. Çıkartırken neye dikkat edeceğiz? 6x'ten 6x çıktı gitti. 5'ten çıkan şey burada 3 değil. Eksi 3. 5 eksi eksiden artı 3 olur. Burada ne olur? 8 kalır. Ya Bu neymiş? 3 tam ya da 3 artı 8 bölü 2x eksi 1'miş. Şimdi bu tam sayıysa o zaman bu ifade aslında şu ifade demek bu tam sayıysa bu 3 zaten tam sayı şunun da tam sayı olması lazım. Demek ki 2x eksi 1'in 8'i tam bölmesi gerekiyor. 2x eksi 1 hangi değerleri alabilir bakalım. 8'i kimler böler? 8, 4, 2 ve 1. Aynı zamanda eksi 8, eksi 4, eksi 2 ve eksi 1 de olur. Şimdi biz x'in de tam sayı olduğunu biliyoruz. Bu durumda x hangi değerleri alır veya kaç farklı tam sayı değeri gelir buna bakalım. Şimdi en azından burada şöyle bir pratik oluşturabiliriz kendimize. 2x-1 tek sayıdır. 2 kere x çift oradan bir çıkarsa tek kalır. Tek sayıyı ben tutup da çift sayı eşitlemem. Tam sayı bulamam ya da eşitlersem de. Örneğin 8'e eşitlersem 2x buradan 9 gelir. x de 4,5 gelir. Tam gelmez tek olan sayılara eşit demeliyim. Tek kimler var? Bir 1 var bir de eksi 1 var. Yani 2x eksi 1 eşittir 1 deyip x'i buradan 1 bulabiliriz. Ya da 2x eksi 1 eşittir eksi 1'dir deyip x'i buradan 0 da bulabiliriz. x 0 olur bu arada paydayı 0 yapmayalım yeter. Burada iki tane değer geliyor görüldüğü gibi. O halde cevabımız ne olacak buradan? 2 olacak deriz. Ve Biraz da bölünebilme kurallarından bahsederiz. Bunu oldukça zaten detaylı işlemiştik. Hatta kuralların nereden geldiğini de hatırlatmıştık sizlere, anlatmıştık. Eğer unuttuysak bununla alakalı bölünebilme videolarına tekrar dönüp şöyle bir e, kısaca izlemekte büyük fayda var. Ben burada teker teker e, kuralları yazdım ama burada sizle beraber e, okumayacağım. Zira zaten hepinizin önünde var. Siz de şöyle bir unuttuklarınızı gözden geçirirsiniz diye bunları yazdım bütün kuralları bilmek lazım. Çünkü e, burada hatta yazmadığım kısımlar da var. 11 ile bölünme daha sonra 12, 15 örneğin 12'ye bölünmesi için 3 ve 4'e 15'e bölünmesi için 3 ve 5'e bölünmesi gibi kuralları da yazmadım. Onlar zaten var notlarınızda. O yüzden hani ben şimdi kuralları çok kısacık buraya yazmış olayım diye bunları sizlere göstereyim dedim. Şimdi gelin bölünebilme ile ilgili e, neler çıkabilirdi karşımıza? Ne tarz sorularla uğraşmıştık? Bunun bir hatırlamasını yapalım. 5 basamaklı bir doğal sayı var. 4, x, 53 3, y doğal sayısı. 9'da tam bölündüğüne göre x artıya toplamayı çok kaçtır. Neydi 9'a bölünme kuralı? Hatırlayalım. Rakamları toplamı 9 veya 9'un katı olacak idi. O zaman toplayalım. 4, x, 5, 3, ve y. Bunların toplamı 9'un katı olmalı. Buradan ne geliyor zaten? 12. 12 artı x artı y 9'un katı olmalı. Yani burada x artı y minimum bir 6 olmalı değil mi? 12 artı 6'dan 18 gelsin ki 9'un katı oluşabilsin. Bunlar 6 olabilir. Ona bir 9 ekleyip 15 yapabiliriz değil mi? 12 artı 15'ten 27 olur. Yine 9'un katı. Daha bir 9 ekleyip 20 burada 4 yapabilir miyiz? Yapamayız. Çünkü iki tane rakamın toplamı zaten en çok nedir? 9 artı 9'dan 18 gelir. O halde 24 bizim için burada söz konusu değil. Ne geliyor? 18'i aşmamak kaydıyla en fazla görüldüğü gibi 15 geliyor imiş. Bölünme ile alakalı çok kolay sorularla da sorulduğu için ben beklentilerimi buraya ee, yazayım istedim. Geldik 7'ye. 4 basamaklı bir sayı var. Bu doğal sayı 6 ile tam bölünüyor. Ne gerekiyordu 6 ile bölünmek için? Aynı anda hem 2'ye hem de 3'e bölünmeli idi. O zaman öncelikle kime bakıyorduk? Önce 2'ye bölünme kuralına bakıyorduk. 2'ye bölünme kuralı neydi? Son basama çift olmalıydı. O zaman bu sayının oluşabileceği ihtimalleri nedir? 5, 3, 1, 0 olur. 5, 3, 1, 2 olur. 5, 3, 1, 4 olur. 5316 olur. Ve 5, 3, 1, 8 olur. Aynı zamanda 3'e de bölünmeli ve 3'e bölünme kuralı neydi? Rakamları toplam 3'ün katı olacaktı. Rakamları toplam bakalım buradan ne geliyor? Buradan 9 geliyor. Burada 3'ün katı. Bu olur. Buradan ne geliyor? Hemen bakalım. Buradan 11 geliyor. 3'ün katı değil. Buradan ne geliyor? Hemen bakalım. 13 geliyor. 3'ün katı değil. Buradan ne geliyor? Hemen bakalım. 15 geliyor. 3'ün katı. Bu da olabilir. Buradan da ne geliyor? 17 geliyor. Bu da 3'ün katı değil. O halde x yani son sayı bir 0 bir de 6 olabiliyor görüldüğü gibi. Bu x'in toplamı sorulduğu için 0 artı 6'dan Cevap 6'dır diyebiliyoruz mesela bu soruda. Ve geçiyoruz bir sonraki soruya. Rakamları birbirinden farklı ki bu da bizim için önemliydi. Çünkü değer verirken aynı değerleri vermemek zorundayız. Böyle bir soru gelirse altın çizeri unutmayalım. 5 basamak bir sayı var. Bu sayının 45'e bölümünden kalan 33'müş. Bunu nasıl yapıyorduk? Tek bir kuralı olmadığı zaman 45 gibi, mesela 20 gibi. Burada kalan varsa şöyle yapıyoruz. Bildiğimiz kurallara indirgiyoruz değil mi? Bunu hatırlatalım. 45'e bölümünden kalan 33 ise. Şimdi 45'e bölünebilmesi için sayının hangi sayılara bölünmesi gerekiyordu? 5'e ve 9'a bölünmesi gerekiyordu. Biz 5'in ve 9'un kuralını biliyoruz. O halde bunlara indirgeyeceğiz. 5'e bölümünden kalan 33 diye bir şey yok. Kalan bölenden küçük olmalı. O halde ne yapıyoruz? 33 kalanını bulduğumuzda 5'e bölerken bir daha 5'e bölüyoruz değil mi? 33'ü 5'e böldüğümüzde kalanımız 3. Yani 5'e bölümünden kalan neymiş bu sayının? 3'müş. Yine 9'a bölümünden kalanı bulmak için de aynı şey yapıyoruz. 33'ü bir daha 9'a bölüyoruz. Kalanımız ne? 6. Yani bu sayının 9'a bölümünden kalan da 6'ymış. Şimdi gelelim soruya bu soru bize 5'e bölümünden kalan 3'tür diyorsa zaten son basamak ya 0'dan 3 fazladır ya da 5'ten 3 fazladır. Yani ya 3'tür ya da 8'dir. 7x 4 1 3 olur ya da 7x 4 1 8 olur bu soru. Biraz daha güzel yazayım. Şöyle 7x 4 1 ve 8. Bir de ne var? 9'a bölünden kalan 6 olmalı. 9'a bölünme kuralı neydi? Hatırlayalım tekrar. Rakamları toplamı 9'un katı olacaktı. Bakalım rakamları toplamı ne geliyor? Burada kalan 6 ise rakamları toplamının 9'a bölümünden kalan 6 olmalı. Şurada toplam 12, 15 geliyor sanırım değil mi? Evet 15 artı x'in 9'a bölümünden kalan 6 olmalı. Bunu at bu tarafa. 9 artı x demek ki 9 kalmalı. Bu durumda x 0 olabilir. E, 9 artı 0, 9 gelir veya 9 verebiliriz, değil mi? Rakamları da birbirine çakışmıyor. Buradan 9 artı 9'dan 18 gelir. Bir de bu var. E, 7 x 4 1 8 olursa 12, 13, 20 geliyor. 20 artı x'in 9'a bölümünden kalan 6 olmalıysa, buradan 14 artı x 9'un katı olmalı. Bu da ne olacaktır? E, 4 verebiliriz değil mi artık buna? Sadece 18 olur. Ama 4 de veremem çünkü rakamları farklı olacak. 4 ve 4 aynı geliyor burada. Bu iptal oluyor. Kaç tane değer kalıyor bize? 2 tane değer kalıyor deriz mesela. Böyle bir soruda çıkabilir karşımıza. Rakamları birbirinden farklı derse lütfen dikkat edelim. Ve gelelim 9'a. Bunu çokça yapıyor ÖSYM. Hala yapmaya devam edecek gibi sanki. Böyle bir iki basamak ya da üç basamak sayıyı böyle çevirerek farklı hallerin farklı sayılara bölündüğünü söylüyor. X, Y, Z, Y, Z, X ve Z, X sırasıyla 5'e, 4'e ve 3'e bölünüyormuş. Şimdi X, Y, Z 5'e bölünüyorsa o zaman son basamak ya 0 ya 5 olmalı. 0 olamaz. Neden? Çünkü Z burada yüzler basamağına gelmiş. 3 basamaklıysa demek ki bu 0 değil. O halde Z kesinlikle 5. Başka ne var? YZX. Ne olur o da? Y5X olur aslında. Bu 4'e bölünüyor imiş. ZXY yani 5 x y de e, neymiş? 3'e bölünüyor imiş. Burada 3N diyeyim. Şimdi 5XY'nin 3'e bölünce bir dünya durum vardır ama Y5X'in 4'e bölünce çok durum yok çünkü son iki basamağa bakacağız. 50'li bir şey. 52 olsa bölünür. 56 olsa bölünür. O zaman X y 2'dir ya da 6'dır. İki ihtimaline şuraya yazalım. X 2 olursa 52 2 Y olur bu. 6 olursa da 56 6 Y olur. 3'e bölünmesi için 3'e bölünmesi için burada ne olacaktır? 3 N olabilmesi için. Rakamları toplamı 3'ün katı olmalı. Bakalım burada ne olacaktır? 52 2 Y. 3'ün katı olsun istiyorsak 7 artı 2 olur. 2 olursa 5 de olur. Burada 8 de olur. Burada da 5, 6, y, 11 artı y 3'ün katı olsun istiyorsak y'ye minimum 1 verebiliriz. 1 verebiliyorsak 4 de olur, 7 de olur. 3 artı 3'ten toplamda y'nin alabileceği 6 farklı değer vardır diyebiliriz mesela böyle bir soru çıkarsa karşımıza. Ve geçeriz bir başka dikkat etmemiz, hatırlamamız gereken kısmı asal sayılara. Kısa kısa hepsinden bahsedeyim istedim. Neydi asal sayı? 1 ve kendisinden başka sayıya bölünemeyen sayılarda asal sayılar. En küçük asalımız 2 idi. Ve 2'den başka da çift asal yoktu. 2, 3, 5, 7, 11, 13 diye gidiyor biliyorsunuz. E, 50'ye kadar olan asalları bilmekte bence fayda var. İşinize yarar. Onu da söyleyeyim. Bir de aralarında asal kısmı vardı. Aralarında asallık e, olabilmesi için iki sayı arasında sayıların sadeleşememesi gerekiyor. Yani birden başka ortak böleni olmaması lazımdı. Bunu hatırlatayım istedim. 1 ile bütün sayılar aralarında asal bunu biliyoruz. Daha sonrasında ardışık sayılar ya da ardışık tek sayılar aralarında asaldı. Bunu hatırlatayım istedik. Ve A ile B ve X ile Y aralarında asal ise A bölü B, X bölü Y eşitliğini direkt sağlayabiliyorduk. Bunu bir hatırlatayım istedim. Şimdi gelin birazcık asal sayılardan ve aralarında asal sayılardan bahsedelim. Bu tarz şu anda ekranda gördüğünüz tarzda soru çıkabiliyor. A, B, C farklı birer asal sayı. A çarpı C eksi B 8. C çarpı B eksi A 7. Şimdi asal değerler vereceğiz. 8'in asal bir tek zaten çarparım var 2. O zaman A kesinlikle 2. 2 ise C eksi B buradan ne olacaktır? 4. Şimdi C eksi B 4 ise aralarında 4 fark olan asal bulacağım. 7 ile 3 olur gibi sanki. Neden 7 ile 3'ü dedim? Çünkü C çarpı B eksi 7 olacaksa 7 ancak 7 kere 1'dir. C'ye 7 vermekte fayda var. O zaman B'de 3. Bakalım sağlıyor mu? Buna 3, buna 2 verdiğimizde zaten burası da 7 ediyor. 3'ünü de bulmuş oluyoruz. Görüldüğü gibi A artı B artı toplamı da 12 oluyor. Değer verme sorusu aslında temel kavramlar sorusu ama asal sayılar üzerinden sorulabiliyor çokça. O yüzden şöyle bir örnek çözeyim isterim. Geldik bir başka soruya. Şurası fazladan yazılmış bu arada onu da sileyim baştan. Diyor ki bir k pozitif tam sayısının asal bölenlerin sayısı 2'dir. k iki tane asal bölenin ya da asal çarpanın sonucuymuş. x ve y olsun o iki tane asal sayı. Diyor ki k'nın 28 katının asal bölenlerinin sayısı 4'tür. Yani 28 katının 4 farklı asal böleni vardır. 28 çarpı k'nın 4 farklı asal böleni varsa, 28'in asal böleni nedir? 4 kere 7'dir bu. 2'nin karesi çarpı 7. K'nınki de X ve Y. Ki bunun 4 farklı asalı varsa X ve Y 2 ya da 7'den başka bir sayı demek ki burada 4 farklı asal bölen vardır diyebilirim. Aynı zamanda bu K'nın 45 katının da asal bölen sayısı 4'tür. Yani 45 çarpı K'da 4 farklı asal bölene sahipmiş. 45 ne? 9 kere 5 yani 3'ün karesi çarpı 5. K'da X çarpı Y. 4 farklı asalı varsa demek ki X ya da Y 3 ya da 5 de değildir. Yani x ve y'nin ne olduğunu bilemesek de ne olmadığını öğrendik. 2, 3, 5, 7 olamıyor. Şimdi k en az kaçtı diye soruyorsa k'nın tabii ki ifadesi x ve y ile belirleneceğine dolayı x ve y en az kaç seçilebilirse onu seçmeliyim. Şimdi asal bunlar sonuçta. Asal sayıları yazalım şöyle bir. 2, 3, 5, 7, 11, 13 değil mi burada? 17, 19 diye gidiyor. Biz x çarpı y eğer bize şu iki tane ifade verilmeseydi en az 2 ve 3 olur deyip 2 kere 3'ten 6 derdik K'yı en az. Ama ne demiş burada? 28 katının ve 45 katının 4 farklı asal bölümleri var. Bundan dolayı x ve y 2, 3, 5, 7 olamıyor. 2, 3, 5, 7 olamıyorsa en az 11 ve 13 seçilebilir. Bu durumda 11 kere 13'ten 143 olur K'nın alabileceği en az değer. 143 ise de o zaman cevabı ne olacaktır? Buradan D şıkkı olacaktır deriz. 12'nin sorudan devam ediyoruz şimdi X Pozitif bir tam sayı iken K 12 çarpı 10 üzeri X olarak verilmiş bir sayı ve bu K'nın pozitif tam sayı bölenlerin sayısı 96 imiş X kaçtır diye soruluyor hatırlayalım nasıl buluyorduk pozitif tam bölen sayısını Sayıyı asal çarpanlarına ayırıyorduk Ve Üstlerini bir ekleyip Bunları çarpıyorduk O halde biz burada öncelikle K'yı asal çarpanlarına ayırmalıyız 12 dediğimizde 4 kere 3 yani 2'nin karesi çarpı 3, 3 üzeri 1 diyelim hatta. 10 üzeri x de 2 üzeri x de 5 üzeri x'in çarpımı. Toparladığımız zaman ne var burada? 2 üzeri 2 ile 2 üzeri x'ten 2 üzeri x artı 2 var. Sonra 3 üzeri 1 var ve 5 üzeri x var. Bu k'nın asal çarpanlarına ayrılmış hali. Bunun tepelerindeki sayıları 1 artıralım. x artı 2'yi 1 artırsak x artı 3 olur. 3'ün tepesindeki 1'i 1 artırırsak 2 gelir. Ve 5'in tepesindeki x'i 1 artırırsak x artı 1 gelir. Bunların çarpımı neymiş? 96. 2 ile 96'yı sadeleştirdik. 48 geldi. Ne oldu yani şimdi? x artı 3 ile x artı 1'in çarpımının 48'e eşit olduğunu bulduk. Bir sayı ve bunun iki fazlasının çarpımı yani aralarında iki fark olan iki sayının çarpımı 48 ise bu ancak 6 ile 8 6 kere 8 karşılıyor bunu. O zaman x artı 1 6'ya eşit ise x buradan kaç eşittir? 5'e eşittir deriz. Mesela böyle bir soruda çıkabilir. Bunu da hatırlatayım isterim. Geldik. Bir başka hatırlatmamız gereken noktaya EBOB ve EKOK'a. Çok az soru çıkıyor ama sonuçta hiç çıkmıyor değil. O yüzden yine biz bununla alakalı her yıl sanki bir soru çıkıyormuş gibi bu konuya da bakmalıyız. Hatırlayalım. İki sayı için ya da bir sayı grubu için demek daha doğru bir sayı grubu ekokları ile ebopları arasındaydı daima. Aralarında asal sayıların ebopları birdi ve aralarında asal sayıların ekokları bu sayıların çarpımlarına eşitti. İki sayı için geçerli olmak kaydıyla eboplarla ekokların çarpımları bu iki sayının çarpımına eşittir diyebiliyorduk hatırlarsanız. Ebop ekokla alakalı gelin şöyle birkaç tane soruyla bir hatırlatma yapalım. X ve Y pozitif birer tam sayı olmak kaydıyla ABC 3 basamaklı sayısı hem 5x artı 3'müş hem de 6y 4'e eşit imiş. Bu eşitliği sağlayan en küçük üç basamaklı ABC doğal sayısı için x artı y toplamı soruluyor. Şimdi biz ABC ne 5'in ne de 6'nın katı değil. Bunu biliyoruz. Ne yapsak da ABC bir şeylerin katına dönüşse diye düşüneceğiz bu tarz sorularda. Şimdi bakın 5 ve 3 aradaki fark 2, 6 ile 4'ün arasındaki fark da 2. Böyle fark eşit Oluyor ise o zaman biz bu aradaki farkı hepsine eklemeliyiz ki hepsi bir şeylerin katına dönüşsün. Hepsini 2 ekleyeceğim. ABC'ye de 2 ekleyeceğim. Ne olacak? ABC artı 2. Burası 5x artı 3'e 2 eklersek 5x artı 5. Buraya da 2 eklersek 6'ye artı 6 geliyor. Bakın ABC olmasa da ABC artı 2 hem 5'in hem de 6'nın katı. O zaman ABC artı 2, 5 ve 6'nın ortak katıdır. En az... 5 ve 6'nın ekoku kadardır veya bu ekokun katlarından biridir. Şimdi en küçük 3 basamaklı diyorsa 5 ve 6'nın ekoku nedir zaten? 30, 30'un katı olmalı. En az 30 kere 4 gelir. Yani ABC artı 2 burada ne olacaktır? 30 kere 4'ten minimum 120 olur. Bu durumda ABC ne oluyor hatta? 118. Ama bize ABC sorulmuyor. X ve Y soruluyor. 5X artı 3 118 ise 5x artı 3 118 ise 5x buradan 115 gelir. x buradan 23 olur. x'i bulduk. Aynı şekilde 6y artı 4 118 ise 6y buradan 114 olur. Değil mi? Y de buradan ne gelir hemen bakalım. 18 gelir sanırım değil mi? Buradan 114'ü 6'ya bölelim. Yanlışlık olmasın. 11'de bir defa var değil mi? Bir kere 6, 6, 54, 19 gidiyormuş. Şey, evet Y'de 19. E 1, 23, 1, 19 ne olacaktır? Topladığımızda 42 gelecektir. Bu tarz soru hatırlatmamız gereken bir soru idi. Geldik bir başka soruya. Diyor ki Ebo 2 olan. 2 doğal sayının toplamı 20 ise çarpma en çok kaçtır? Bu iki sayı A ve B olsun. Bunların Ebo bu, Eğer 2 ise o zaman kesinlikle bunlar 2'nin katıdır. Hatta A 2 kere X, B de 2 kere Y dediğim zaman X ve Y burada aralarında asal olmak zorunda idi, değil mi? Neden? Çünkü biz daha yapmışız aslında A ve B'nin EBOB'unu, EKOK'unu bulmaya girişmişiz. 2 i̇ki, ikisinde bölmüş, A'yı bölmüşüz 2'ye X, B'yi bölmüşüz 2'ye Y bulmuşuz. Bir daha başka bir ortak bölen olmadığı için X ve Y demek ki aralarında asaldır diyebiliriz. Şimdi biz bu iki sayının çarpımı en çok kaçtır diye toplamları 20 iken bulmaya çalışacağız. Şimdi A artı B 20 ise 2X artı 2 y demek ki 20 eşittir buradan. O zaman X artı Y 2'ye böldüğüm zaman ne burada? 10. Şimdi çarpma en çok kaçtır diyorsak o zaman toplamları 10 olacak. Aralarında asallar seçeceğim. 1 ve 9 olur. Bir de ne olur? 3 ve 7 olur. 1 ve 9 seçersek burada ne olacaktı? 1'i 2 kere 1'den 2. 1'i 2 kere 9'dan 18 olur. 2 kere 18'den 36 gelir. 3 ve 7 seçersek 1'i 2 kere 3'den 6. diğer 2 kere 7'den 14 gelir. 6 kere 14'ten buradan da 84 gelir çarpım. Ki görüldüğü gibi zaten buradan en çok 84 olduğunu bulmuş oluyoruz. Ve geçiyoruz 15'e x 10 ile 100 arasında bir pozitif tam sayı iken x de 240'ın ebobu 12 ise x kaç farklı değer alır diyor. İşte az önceki e, özelliği özelliğe tekrar şöyle bir atıfta bulunacağız. x 12 ise ebobu kesinlikle 12 kere bir şeydir. 12 kere a diyeyim ona. 240 da zaten 12 kere kaça eşittir? 12 kere 20 eşittir. Ebobları 12 iken diğer şu yandaki sayılar nasıl sayılar olmalıydı? aralarında asal olmalı idi. Şimdi biz aynı zamanda x 10 ile 100 arasında bunu biliyoruz. Yani x'in alacağı değerler ne olur? 12 kere 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur, 6 olur 7 olur, 8 olur. 12 kere 9 olamaz çünkü 12 kere 9 100'ü aşıyor. Ama a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 değerlerini alabilir diyemeyiz direkt. Bir de 20 ile aralarında asal olması lazım anı. Peki kim 20 ile aralarında asal? e, burada bu 8 değerden ona bakalım. 1, 20 ile aralarında asal. 3 öyle. Yani sadeleşmiyorlar. 4 sadeleşir, 5 sadeleşir, 6 sadeleşir, 7 sadeleşmez, 8 de sadeleşir. 1, 3 ve 7 bu işi görüyor bizim işimizi görüyor. Sadeleşmiyor yani o halde cevap buradan 3 tür diyebiliriz. Böyle bir soru da biraz zorlayabilir daha önce görmediysek. Geldik bir başka soruya. 1 bölü 2, 2 bölü 3 ve 3 bölü 4 saatte bir çalan, 3 çalar saat 8'de ilk kez birlikte çalmış, 3 çalar saat ikinci kez birlikte saat karşı çalar. Bu şekilde periyodik hareket yapan sorularda hareketlerin sorularına daha doğrusu neydi? Bunlar periyotlarının ekokları kadar zamanda bir sürekli beraber iş yapıyorlar. Bunlar ekok sorusuydu. Olan bu 3 tane periyodun ekoku kadar zaman sonra bir daha Bunlar çalacak. Ne ediyor bunların ekoku bakalım. Ne yapıyorduk? Rasyonel sayıların ekokunu bulurken payların ekoku bölü paydaların ebobu. 1 2 3 ekok şöyle yazayım. 1 2 3 ekok bölü 2 3 4 ebob. 1'in, 2'nin ve 3'ün ekoku nedir? 6. 2, 3 ve 4'ün ebobu da 1. Demek ki 6 saatte 1 bunlar beraber çalıyorlar. İlk defa 8'de çalıyorlarsa 6 saat sonra ne olacaktır? 14'te çalacaklardır deriz. Böyle bir soru da çıkabilir karşımıza. Geldik 17. soruya. Demişiz ki: Aralarında asal sayılar olan M ve N pozitif tam sayıların en küçük ortak katı 85. M ve N aralarında asal ise neydi hatırlayalım? EKOK'ları zaten direkt çarpımlarına eşit. O zaman EKOK'ları 85'tir demek. Çarpımları 85 olan iki tane sadeleşemeyen sayı demek bu. Aralarında asal. Toparlayalım şurayı. Ne olur? M çarpı N artı 40 bölü N eşit olur 25'e. E, M çarpı N zaten 85. O zaman 85 artı 40'tan 125 eşittir. İşte dışarı yapalım. 25 çarpı N'ye. E, sadeleştir 25'e. N buradan ne gelir? 5. N 5'e eşit ise... O zaman M kaçtır buradan? 17'dir deriz. Böyle bir soru karşımıza çıkabilir. Ve geldik bugünün son hatırlatılması gereken noktasına faktöriyele. Her yıl istisnasız soruyorlar. Şimdiye kadar sordular ya da öyle söyleyeyim genelleme yapmayayım. E, ve sorulan sorularda genellikle sadeleştirme soruları oluyor. Çokça zaten gördük normal e, konu anlatımında. Burada tekrar bir hatırlatayım derim x'in faktöriyeli 1'den x'e kadar ya da x'ten 1'e kadar olan ardışık doğal sayıları çarpım biliyorsunuz. 6 faktöriyele kadar olan faktöriyellerin ederlerini bilmekte fayda var demiştik. Faktöriyelleri birbiri türünden yazma durumlarında çokça bahsetmiştik. Burada da tekrar şöyle bir yazayım isterim. Tabii olay tabii ki e, soruları nasıl çözeceğimizde gelin onu bir hatırlatmaya çalışalım. Bu tip sadeleştirme sorularında e, ortak çarpan bulmalıyız ki sadeleştirme yapabilelim. Ortak çarpan bulabilmenin yolu da burada büyük olan faktöriyelleri küçüğüne benzetmek oluyor idi. Bakın burada hepsini yukarıda 7 faktöriyele benzetebilirim. Benzetelim ne olacaktır burası? 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel diyor değil mi pratik olarak? Sonra artı 8 faktöriyel nasıl yazıyorduk? 8 çarpı 7 faktöriyel. Burada da direkt 7 faktöriyel var. Gelin aşağıya 7 faktöriyel parantezini alalım ne olacaktır? 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel sonra eksi 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel. Bakın yukarıda 7 faktöriyel parantezinde ne var? 9 kere 8 72 artı 8 artı bir de sonda 7 faktöriyel var. Yanında kimse yoksa 1 vardır dedik kapattık. Aşağıda 7 faktöriyel parantezinde 10 kere 9 kere 8. Bunu 10 kere 9 kere 8 olarak yazayım. Çok büyük sayılarla uğraşmaya gerek yok. Eksi 9 kere 8. O da öyle yazılsın. Bunlar gitti mi? Gitti. Yukarı ne oldu? 72 artı 8 artı 1'den 81 var. Aşağıda da 9 kere 8 72 eşit. 72 parantezinde burada 10 var. Burada da yanında kimse yoksa 1 var. 10 eksi 1'den 9 oldu. Şimdi 80 ile 9 sadeleştir. 9 kaldı. 9 72'yi sadeleştir. 8 kaldı. O zaman burada ederi neymiş bunun? 1 bölü 8'miş diyerek böyle bir soruyu da çözebiliriz. Ve geçeriz 19'a. 8 faktöriye 7 faktöriyel, 6 faktöriyel bir şekilde fark olarak dizilmiş yan yana hangisine tam bölünemez diyor. Bölünebilir ya da bölünemez sorusu sadeleşip sadeleşememe ile ilgili. O yüzden sadeleşip sadeleşememe olayını da bunları çarpım durumuna getirerek öğrenebiliyoruz. Çarpım durumuna getirelim. Hepsini 6 faktöriyel yani küçük olanın faktöriyeline benzeteceğiz. 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel sonra eksi 7 çarpı 6 faktöriyel sonra eksi 6 faktöriyel. Yani 6 faktöriyel parantezde ne var? 8 kere 7. 56 eksi 7. Eksi yanında kimse yoksa 1 var. Yani 6 faktöriyel parantezinde buradan 48 var imiş. Ne bu açalım. 6 faktöriyel dediğimiz şey 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6. 48 de 8 kere 6 olarak yazılsın. Şimdi bu sayı yani şu fark aslında bu sayı eşit. Bu sayının altına bunlardan hangisini yazarsam bölemem. Bölünemez. Ona bakalım. 10 yazarsam bölünür. 10 çünkü 2 kere 5 demek yukarıda 2 de var 5 de var. 15 yazarsam da bölünür. 15, 3 kere 5 demek yukarıda x de mevcut. 20 yazarsam da bölünür çünkü 20. 4 kere 5 demek yukarıda 4 de 5 de var. 64 olur mu? Hemen bakalım. 64 için mesela 2 kere buradan 4, 8 eder. 8 kere 8'den de 64 eder. Yani 64 için 2, 4 ve 8 çarpanları gerekiyor. Onların 3'ü de mümkün. 81'e bölünür mü? Bakın 81 4 tane 3'ün çarpımı. Acaba burada 4 tane 3 var mı? Bir 3 burada var. 6'da bir 2 kere 3'ten bir 3 geliyor. Şuradaki 6'dan da bir 2 kere 3'ten bir tane geliyor. 3 tane 3 var burada. Bana 4 tane 3 lazım olduğu için şu 4. 3'ü sadeleştiremeyeceğimden dolayı tam bölünemeyecektir. Yani cevap 81 olacaktır. Geldik 20. soruya x ve a pozitif birer tam sayıdır demişiz ve 15 faktöriyel 2 üzeri x 3 ve a çarpımı ise x artıya toplamı kaç farklı değer alır diyor. Bu tarz soruyu çözdüğümüzü hatırlıyorum. O yüzden şu ifadenin pozitif birer tam sayıdır olduğunu tekrar hatırlatarak ödev olarak sizlere şöyle verelim. Acaba ne çıkıyor yorumlarda sizlerden bekleyelim. Geçelim biz 21'e. x ve y birer doğal sayıdır demiş. x faktöryel 30 çarpı y faktöryel ise x'in alacağı değerler toplamı. Faktöryel bir zincir. Ve bu zinciri oluşturabilmenin yollarını arayacağız burada. x faktöryel dedikten sonra 30 çarpının yanına biz 29 çarpı 28 çarpı diyerek 1'e kadar sayıları uzatırsak faktöryeli tamamlamış oluruz. O halde biz y faktöryel dediğimiz şeye 29 faktöryel dediğimiz zaman x'in 30 faktöriyel'e eşit olabileceğini söyleriz. Yani y'ye 29 dersek x buradan 30'dur diyebiliyoruz. Başka nasıl olur? Bakın 30 dediğimiz sayı derdimiz 1'e kadar olan ardışık sayıların çarpımını oluşturmaksa 30'u ardışık 2 sayının çarpımı olarak yazabiliyoruz. Değil mi? 6 kere 5. Yanına 6 çarp 5'in yanına 4, 3, 2, 1'i çarpımı olarak yazarsak yani y faktöriyel dediğimizi 4 faktöriyel eşitlersek o zaman x de 6, 5, 4, 3 gibi birden 6 faktöriyel eşit oluyor. Yani x'in alacağı bir diğer değer de 6'dır diyebiliyoruz. x'in toplamı soruluyorsa 36 oluyormuş deriz. Ve geçeriz bu kampın son sorusuna. x ve y pozitif birer tam sayı olmak kaydıyla. 24 faktöriyel 6 üzeri x çarpı y olduğuna göre x'in en büyük değeri kaçtır? Bir faktöriyelin içinde Asal sayı kaç tane var? Bunu aramanın yolu neydi? O faktöriyeli, o asalın e, değerine bölüp durmaktı. Ama sayı asal değilse ne yapacaktık? Sayıyı asal çarpanlarına ayıracaktık burada olduğu gibi. Ve 6 ilk kere 3'tür. Bu asal çarpanlardan daima büyük olanını arayacaktık. Yani 24 faktöriyelin içinde kaç tane 3 çarpanı varsa, X o kadar değer alabilir en fazla. Peki kaç tane var? Hemen bakalım. 24'ün içinde 3 çarpanı arayalım. 24'ü 3'e böldük. 8 defa var. 8'i bir daha 3'e bölüyoruz. Burada kaç defa var? 2 defa var. 2 bir daha 3'e bölünmez. Demek ki 8 artı 2'den 10 tane 3 var. Demek ki 10 tane 6 oluşturabilirim ben. Yani şuraya en fazla 10 yazabilirim. X'in en büyük değeri ne olacaktır? Buradan 10 olacaktır deriz ve faydası olmuştur inşallah diyerek bu kampı da bu soruları da çözmüş oluruz. Bir sonraki kampta görüşeceğiz yine. O zamana kadar çok iyi bakın kendinize. Allah'a emanet olun.